Kardeşim, kanalda öyle bir çekiliş başladı ki işi gücü bırak bu çekilişe katıl. Adidas'ın Şampiyonlar Ligi için özel olarak ürettiği futbol topunu evine kadar getiriyorum. Tek yapman gereken açıklama kısmında verdiğim adımları uygulamak, ardından arkana yaslanmak. İnşallah sana çıkar kardeşim. Çok manyak bir top, ayağına da çok yakışır. Hadi bakalım, iyi seyirler, bol şans. Merhaba canlar, yeni bir futbol videosuyla beraberiz. Hoş geldiniz. Vays, kardeşim benim be. Gene jilet gene fena. Mahallenin Ronaldo'su be, aslan parçası. Ulan özledim seni ha, vallahi billahi. Kanka, ben yokken mahallede neler oldu bakayım, anlat. İlla bir şeyler olmuştur, anlat. Onu bunu geç de, bugün sana var ya manyak bir video derledim. Hemen like at, yerini al. Kanka bugün erkeklere taş çıkartan kızları derledim. Futbol oynayan kızları derledim. Manyak. Yalnız baştan söyleyeyim, aralarında şortla oynayan var, etekle oynayan var. Eğer ki rahatsız oluyorsan çıkabilirsin. Baştan uyarayım seni. Her şeyden önce senden ricam, videoya geçmeden önce 5 saniyeni ayırıp emeğime saygı olaraktan like atar mısın? Beni kırmadığın, emeğime saygı olaraktan like attığın için çok teşekkür ederim. Adamın dibisin lan sen. Hadi videomuza geçelim. Kardeşim, efsane bir şeyle başlıyoruz. Bak, bir bacımız var. Bu bacımız var ya, öyle bir şey yapıyor ki akıllara zarar. Kardeşim, dünya üzerindeki çoğu erkek top sektirmede zorlanırken, hatta onu geçtim, dünya üzerindeki çoğu kadın topukluyla beraber zor yürürken, bu bacımız topuklu giyip top sektiriyor. Topla beraber şınav çekiyor. Dünya turu yapıyor. Hareketler yapıyor. Topun içinden geçiyor. Bu bacımıza var ya devleti maaş bağlaması lazım. Şerefsizin var ya imkansızı yapıyor. Bakar mısın ya? Sadece seyret bak. Bacımız oynamış. Helal. Yalnız var ya topuklu da kısa değil ha. Bir uzunluğu var yani. Fenasın bacım. Aha manken geldi. Yalnız var ya mankene göre güzel sektiriyor. Helal. Ya Brezilyalı ya da Kolombiyalı belli. Çok rahat yalnız. Yalnız var ya bu bacı var ya Carlos çıktı lan. Harekete bak. Efsane bir şey ha. Jilet. Aha. Geçenlerde bir şey okumuştum. Diyorlar ki, yani tam netini bilmiyorum ama söyleyeyim, okuduğumla söyleyeyim. Bir sayfada diyecektim de bu ne lan böyle? Kadınların yani futbol olan yetenekleri daha fazlaymış. Yani anatomisi bakımından söylüyorlar. Ne kadar doğru bilemeyeceğim. Sadece okumuştum. Instagram'da sayfada görmüştüm. Sayfanın adını bile hatırlamam. Öyle diyorlar. Anatomisinden dolayı kadınların futbolda yetenekleri daha fazlaymış. Öyle söylüyorlar. Aha rahibe geldi. Ulan çarpılmayak. Yalnız güzel sektiriyor ha. Hakkını vermiş. Bu kesin fantastik bir şey yapacak. Tipten belli bak. Oba. Yalnız var ya. Bacıdaki kulağa bakın. Sanki her zaman yapıyormuş gibi. Hareketlere bak. Tamam kardeş. Güzelsin. Coolsun tamam. Futbol takımı. Pas güzeldi. Bitirici daha güzelmiş. 12 numara. Vallahi güzel süratleniyor ha. Sprinti falan güzel. Yalnız kanka sana bir sorun var. Biliyorsun ki altın topu Modric aldı. Messi 5. oldu. Mbappe, Griezmann ve tabii ki de Ronaldo alamadılar. Modric aldı. Sana soruyorum. Bu saydığım isimlerden hangisi altın topu kazanması gerekiyordu? Altın top kimin olması gerekiyordu? Messi'nin mi? Ronaldo'nun mu? Griezmann'ın mı? Mbappe'nin mi? Aşağı yaz. Etek giymiş topukluyla güzel bir şekilde dans ediyor. Yani harbiden bu bacılarımız hani karşı karşıya gelsek futbolda bizi ezip geçecek. Aynı kadın mı lan?
Yani ciddi anlamda yetenekliler bakar mısın? Erkeklere taş çıkartırlar ha. Evet. Bunu izlemiştim. Bu bayağı güzel. Yani çok fantastik bir şeyler yapıyor. Hani dönerek falan baksana abi ya. Sen ben yapamayız bunu ha. Gerçi bunlar sporcu yani. Ekmeklerini bu şekilde toplu hareket yaparak kazanıyorlar. Ya dünya üzerinde ne kadar çoktur böyle bilemeyeceğim tabii de. Yani böyle geldiği zaman yapımcılar olsun, şirketler olsun, reklam şirketleri olsun. Öne çıkartıyorlar böyle insanları. Pantolon giymiş, altına da topuklu giymiş ama işin hakkını vermiş. Her baba yiğit yapamaz onu. Kardeşim bu arada Instagram'da dev bir top çekilişi var. Şampiyonlar Ligi topu çekilişi var. Aşağı açıklama kısmında Instagram var. Mutlaka gel takipte kal. Top çekilişini kaçırma bak. Büyük ihtimalle sevgilisiyle. Yalnız çocuk var ya kime benziyor biliyor musunuz? Cengiz Ünder'e bak saçı falan aynı. Lan Cengiz bizden habersiz. Kaç ceket mi kesiyor çakal? Gene aynı takım galiba bak. Mavi beyaz. Neler yapıyor bacı ya? Diyorum ya bunlar fantastik yani. Bacım ne yapıyorsun? Sakin ol. Topa vuracaksın. Bacım. Kurban olayım oyununu oyna. Yoksa biz birazdan çavuşla oynayacağız. Kurban olayım. İşine bak. Topa vur. Hareketlere bak ya. Abdest bozacak pezevenk. Yaşam bak. Bak. İşini yapıyor. Görüyorsun sade. Yalnız var ya şu 4-3-3 yazıyor ya Instagram sayfası falan var. Burada bayağı videolar var yani oradan Vine'lar yapabilirsiniz haberiniz olsun. Reklam falan da değil. Dünya cönlü bir şey. Yani çoğu videoları oradan bulabilirsiniz. Bu bacımız da duvarla duvar pası yapıyor resmen. Harbiden helal olsun. Klas. Bunu... Dünya üzerindeki çoğu erkek yapamaz. Bak frikik. Carlos gibi gerildi. Astı. Güzel bıraktı. Şahaneydi yani. Yalnız kalecinin kapattığı köşeye vurdu. Kaleci de yedi. Kalecide az armutluk yok yani. Kapattığın köşeden gol yiyemezsin. Baraj üstünden olsa tamam. Oh. Alex Morgan. Yani bu bildiğim futbolcu. Baksana hareketlere. Carlos. Evet kardeşim. Erkeklere taş çıkartan kadın futbolcular bu kadardı. Umarım beğenmişsindir. Beğendiysen like atmadan, yorum atmadan geçme. Sence Ballon d'Or yani altın topu kim kazanması gerekiyordu? Aşağı mutlaka yaz. Hoşça kal, kendine iyi bak. Allah'a emanetsin. Bay bay kardeşim.